Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık alanda dün yangın çıktı. Yangının çıktığı yere 1 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinde bulunan bölge sakinleri ve tatilciler panik yaşarken, göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlının yaşamını yitirdiği belirtildi. Alevler 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınırken yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde de son 5 günde 3 yangın çıktı. Beldebi mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterlerle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir yangının bilançosunu açıkladı. Soyer, Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınlarına ilişkin, "Bir büyük orman yangını, büyük felaket yaşadık. Bu felaket belki de İzmir'in en büyük yangınlarındandı. İzmir ciğerlerini kaybetti," dedi. Öte yandan Türk Hava Kurumu uçaklarına ilişkin yangından sonra başlayan tartışmalar da sürüyor. Sözcüden Emin Özgün ile konuşan bir Türk Hava Kurumu yetkilisi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Bu uçaklar eski, bozuk, yağ kaçırıyor," sözlerine yanıt verdi. Yetkili, "Yangın söndürme uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne de yağ kaçırıyor," dedi ve şöyle devam etti. "Orman bürokrasisi Sayın Bakanı yanlış yönlendiriyor. THK'deki uçaklardan 5'i faal ve hepsinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onaylı, uçuşa elverişli olduğuna dair sertifikası var. Bakımları yeni yapıldı, belgeleri alındı. Gelin desinler, motor çalıştırır gideriz."